Evet sevgili dostlar sponsorlarımız golbar.com'un ve Kayseri Ödülüme Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. Biraz dertleşme gibi olacak bu video aslında ama sonunda transfer duyumlarına bağlayacağım. Canlı yayınlarda aşırı soru geliyor. Hocam şu geliyor mu? Hocam bu gidiyor mu? Hocam şu transfer bu transfer. Ulan vicdansızlar izleyin videoları. Biz de eve ekmek götürüyoruz. <laughs> İşin şakası bir taraf ama lütfen videoları izleyelim sevgili dostlar. Yani kanalımıza destek için. Metin Sipahioğlu. Bu sezon 13 haftada Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarında maçın sonucuna direkt etki eden hakem yönetim tabloları. BN Sports Trio ekibinden almış bunu. Sadece penaltı, kırmızı kart, gol verilir arkadaşlar. Yani maça etki eden büyük hatalar. Bütün yorumlar yayıncı kuruluş Trio programı yorumlarıdır. Bizim tek bir yorumumuz yoktur. Trio'ya göre zaten yani iki takım maçlarında aşağıda bu yorumlardan başka da tek bir skor etkileyecek penaltı kırmızı kart gol hakem yanlışı yoktur denildi. Şimdi gelelim Fenerbahçe aleyhine hakem yönetimlerine. Şimdi Fenerbahçe aleyhine bir Ankara gücü maçı rakibe bir kırmızı kart gösterilmiyor. Bir penaltımız verilmiyor. Maçın en sonunda bu iki hatadan sonra rakibin penaltısı da verilmiyor. Ya bakın Fenerbahçe'nin rakip 10 kişi kalacak. Erken dakikalarda bir penaltısı verilmiyor. Rakibe de bundan dolayı penaltı verilmiyor. 2. Şimdi hatada hocam 2'ye 1 mi oluyor? 2'ye 1 olmuyor. Sen rakibi 10 kişi bıraksan o pozisyonu belki yakalayamayacak. Anlatabiliyor muyum? Burada ilk pozisyonların çok büyük önemi var. Hani ilk pozisyon 5 üzerinden 5 değerde. İkinci pozisyon 4 değerde diyelim. Üçüncü pozisyon belki 3 değerde, belki 2, belki 1 değerde oluyor artık. 2. Rize Spor maçı 2 penaltımız bir golümüz verilmiyor. Maçın en sonunda da bu 3 hatadan sonra rakibin penaltısı verilmiyor. Not maç farklı bitti. Bak burada müthiş bir algı var. 3. Hatay spor maçı bir penaltımız verilmiyor. 4. Pendik maçı bir penaltımız verilmiyor ki maç farklı bitmiş. 90 hatta. 5. Trabzonspor maçı skor 0-1 iken oyunun kırılma penaltımız verilmiyor Şimanski'ye. Sonrasında fark rakip lehine açılınca bize verilen penaltı da yanlış. Ama ilk penaltı verilse maç bambaşka bir yere gidecek. Öyle değil mi? Ha burada mesela onu açıyor vermeyen sarı kart falan var ama sarı kart değerlendirme dışı. Yani kırmızı kart böyle dirsek mirsek olsa o konuşulur. 6. Adana Demirspor maçı rakibi 2 kırmızı kart verilmiyor. Şimdi gelelim Fenerbahçe lehine hakem yönetimlerine. 1. Kasımpaşa maçı skor 0-0 iken maçın daha başlarındayken attığımız golden önce faul var denildi. Hani Karagümrük maçında maç 0-0 iken bize verilmesi gereken bir penaltı daha var. Ekte gösteriyorum diyor ama sonrasında bize verilen penaltı da yanlış. Bu iki karar birbirini dengeliyor. Öyle değil mi? Bize verilen penaltı kararı da yanlış. Ee, hani bize verilen e, penaltı da yanlış derken burada kastedilen şunu söylüyor. Hani verilmeyen penaltı Samet Akaydın için. Yani totalde 6 aleyhe bir lehe maç yönetimi. Sadece Kasımpaşa maçını lehe yönetim kabul ediyorlar. 6'dan 1 çık 5 tane aleyhine maç yönetimi. Gelelim Galatasaray lehine hakem yönetimine. 1. Rize maçı. Atılan golden önce faul var. 2. Antalya spor maçı Mustera'ya kırmızı verilmiyor. Rakibin bir penaltısı verilmiyor. Bu trio ekibine göre bana göre, sana göre, şuna göre, buna göre değil. Bak anladınız mı? Trio ekibine göre. Rize maçı atılan golden önce faul var. Antalya maçı Mustara'ya kırmızı verilmiyor. Rakibin bir penaltısı verilmiyor. 3. Hatay maçı Barış Alper'e kırmızı verilmiyor. Sonrasında Galatasaray'ın penaltısı verilmiyor. Ama önce kırmızı verilse Galatasaray 10 kişi kalacak diyor. Bu arada Galatasaray'ın penaltısı verilmiyor dediği ayağa basma pozisyonu. Bu tartışıldı bayağı. Hani kimisi adamın niyeti topta diyor. Bilerek basmadı diyor. Kimisi oyuncu çakallık yapıyor. Ayağını uzatıyor. Kimisi penaltı diyor. Hani %100 net herkesin konuştuğu pozisyonlar değil ama Barış alperinki herkesin konuştuğu kırmızı. Peki Galatasaray. Aleyhine hakem yönetimi. Beşiktaş maçı Galatasaray'da yine penaltı verilmiyor. Dün gibi hatırlıyorum. Bir kardeş şut çekecek. Beşiktaş'ta oyuncu kimdi o şey. Ee, adı aklımda da kanat oynuyor. Yabancı bu sezon düşüşte. Adı aklıma gelmiyor. Şekli şemali aklımda da. Neyse o arkadaş Getson değil. Öbür kanat oynayan. İki Trabzonspor maçı Galatasaray lehine penaltı verilmiyor demiş. Yani Not Galatasaray'ın Başakşehir maçında aldığı penaltı yanlış karar ama verilmeyen de bir de penaltıları var. Bu iki karar birbirine dengeliyor. Bu yüzden yazılmamış. Totalde 3 tane lehe 2 tane aleyhine maç yönetimi. Şimdi bak bir tanesinde 5 tane aleyh toplam. Bir tanesinde lehe bir tane. Yani özetle Tırı ekibine göre Fenerbahçe totalde 5 kez aleyhine maç yönetilmiş. Galatasaray ise totalde bir kez lehine maç yönetmiş. Yani Fenerbahçe doğranmış 5 maçta Galatasaray bir maçta kollanmış. Ve 6 maçlık bir fark oluşuyor. Yani 6 maçlık Galatasaray lehine bir fark. Ona rağmen de puan puan alır. iki takım. 13 maçta 6 puanlı fark. Yani bak bu bizim değil. Yayıncı kuruluşun hakem programı olan Trio'daki 3 eski FIFA kokartlı hakemin bu yorumlarına ve bu yorumlarından çıkan bu verilere rağmen verilere göre açıkça hakkı yenen Fenerbahçe olmasına rağmen ortalığı ayağa kaldırmaya çalışan onlar. Bu dakikadan sonra tüm camia bireyleri olarak çok ama çok dikkatli tavır almalı. Ortadaki tablo açıkça buyken ters algı yapmalarına izin vermemeliyiz diyor. Şimdi ben bu videoyu basın toplantılarından da önce çekiyorum. Bakalım basın toplantısında ne diyecekler? Küfür mü edecekler? Tehdit mi edecekler? Ligi oynatmayız mı diyecekler? Yani bilmiyorum ne diyeceklerini. Ama şu bir gerçek bak. Fenerbahçe'nin oyunuyla ilgili ben birkaç tane başlık söyleyeyim sadece. Normalde maç sonunda ee, yorumcuların yorumlarını koyarım ama bu sefer kısaca deyince. Mesela İlker Yağcıoğlu artık rotasyon olmalı diyerek söze başlıyor. Rıdvan Dilmen Karagümrük ardından Fenerbahçe stentle oynuyor diyor. Yani niye İlker Yağcıoğlu bu cümleleri kurdu ya da Rıdvan Dilmen niye bu cümleleri kurdu? Derinle çok ilmenin gereği yok bence. Ya Tugay Kerimoğlu oyuncular hazır değil diyor. Ha, değişikliklere dair. Millet değişiklikler yanlış diyor ama İsmail Kartal ben Doğran'da değişiklik yaptım diyor. Mesela ben yine de İlker Yağcıoğlu'nun şu cümlesini merak ettim. Mert çok etkisiz diyor. Mert Müldür'ü ben de zaten etkisiz bulduğumu belirttim. Maçın kırılma noktası Livakovic'in kurtarışıydı diyor. ikinci yarıda. Ki aynısını ben de söyledim. Hani bizim kanalı takip etmemizin artıları. Eski halinden uzak Fenerbahçe ikinci yarı %47 toplan oynamış. Yani ne diyor? Son oynanan 3 maçın getirdiği bir şey olsa gerek. Topu bırakıp savunma ve direkt atakla kazanmak istediler ve bunu da başardılar diyor. Yani Fenerbahçe topu rakibe kolay kolay bırakmazdı. Edin Ceko ve Dusan Tadic'in yaşının getirdiği dezavantajla birlikte performanslarında düşüş var. Normalde Ömer Ründül bu lafları duysa çıldırır. Fred'de de düşüş var Sakat olsun. Sakatken de düşüş var. Cengiz oyuna girdi uzatmalarla beraber 20 dakika süre aldı ancak formayı geri kazanmak istemiş gibi bir hali yok. Fenerbahçe bugün yalnızca 9 çu çekebilmiş. Standartın çok altında bir sayı bu. İsmail Hoca'nın artık rotasyona gitmesi lazım. Sezon başından beri bu oyuncular neredeyse 30 maç oynadı. Bazı oyuncuların da hazır bulunması gerekiyor demiş. Cengiz Ünder'in, Emre Mor'un, Ryan Kent'in, Joshua King'in artık hazır hale getirilip bazı maçlarda oynaması hatta ilk 11'i zorlaması gerekir. Tadic geldiği ilk zamanlarda çok iyi oynuyordu ancak performansta düşüş var. Artık kesinlikle dinlenilmesi gerekiyor. Forma bir defa çıktığı zaman kolay kolay alınamaz. Çıkan oyuncularında, giren oyuncularında Artık bunun farkında olması lazım diyor. Yani noktası virgülüne at, imza attığım bir açıklama olmuş açıkçası. Yani mesela perşembe günü Tadiç'e gerek yok. Bence Kenti forvet arkası mesela Şimanski rolünde oynatabilirsin ya da King'i. King'i forvet arkası oynat, Cengiz'i sağda oynat, at sola ee, Kenti. Yani Kent, King, Cengiz'in derli bir kadro diz. Hücum koy. But şu iyi. Çok güzel. Lights iyileşir mi o zamana bilmiyorum. İyileşmezse İsmail Crespo mecbur oynatacaksın. Çünkü Bartu falan da yok. Yani durum bu. Şimdi ee, Tugay Kerimoğlu'nun falan açıklaması var. Dediğim gibi başlıklara sadece başlıklara bakıp bile konuşabiliriz arkadaşlar. Yani Rıdvan Dilmen'in Fenerbahçe stent takıp oynuyor ee, demesi. Ya açıkçası gidebildiği yere kadar gitsin diyor ama şurada bir gerçek bu kadar sakat varken bu kadar perişan bir durumdayken de bunu yapması lazımdı. Şimdi gelelim transfere. Fenerbahçe'de transfer harekatı 3 isim birden. Yaz aylarında gündeme gelen 3 isim için harekat başlıyor. Rade Kurniç. Kollar yeniden sıvandı 1. Çağlar Söyüncü 2. Salih Özcan 3. Bir kere şunu söyleyeyim. Eğer 3'ü de gelsin ben Fenerbahçe'yi bırakırım. Kanalı da kapatırım. O kadar da eminim. 3'ü gelmeyecek. Üçü birden gelmeyecek. Hani giren varsa. Sonra böyle bir şey olur. Hani lan kapatıyordun kanal demeyin. İddiasına giren varsa buyursun ortaya bir şey koysun ciddi bir şey. Mesela arabanın evin anahtarı falan. İsmail Kartal'ın başkan Ali Koç ve kurmaylarıyla bir araya gelip şimdi hedefteki isimler konusunda temasa geçilmesini istediği bildirildi diyor. Ha İsmail Kartal'a basın toplantısında yo ben transmen transfer istemedim. Aynı kadroyla devam edeceğiz diyor ama arkadaşlar bu bir taktiktir. Bu futbolculara gaza getirmedir. Şimdi Kurun iç için İstekler sürüyor. Çağlar Söyüncü ve Salih Özcan'da bulunuyor. Çağlar maliyetsiz olur. Yıllık ücretini Atletico'ya verebilirsen en azından futbolcu hazır olur dersin. Sana da yük olmaz. Çağlar da burayı istiyor. Bildiği bir iklim. Türk bir oyuncu gelirse sana çok büyük katkıda bulunur. Şimdi Samet Akaydın. Bak Samet'i en çok savunanlardan biri benim. Ama Samet Akaydın yemin ediyorum canlı bomba. Samet Akaydın'ı bugün 2.5'a satarsa Fenerbahçe. Euro 2024 hocam orada parlayıp 50'ye de satabiliriz. Fenerbahçe satsın. Gitsin bir takıma. Gittiği takımda Euro 2024'te de parlasın. İnşallah Türk milli takımı kupayı kazansın. 15'e gitsin üzülmem. Çünkü gitmesi gereken zaman derim. Burada da aynısını söylüyorum. Samet'le zannetmiyorum canlı bomba. Serdar Aziz'in de canlı bombalığı var ama Serdar Aziz bir türlü izleyemedi ki bu sezon. Yani Serdar Aziz kaçıp gitse hiç kimsenin haberi olmayacak. Öyle bir oyuncuya dönüştü. Yani bak İrfan Can e, bazıları vasata doğru gitmeye başladı. Ha, deplasmanda e, realle oynamıyorsun. Kendi evinde kara gümrüktesin. Buna da dikkat etmek lazım. Şimdi bu Rade ben şu şekilde düşünüyorum. Kara gümrük maçında Kurunic, Çağlar, Salih Özcan. Salih'i geçtim de Çağlar ve Kurunic olsaydı Fenerbahçe büyük bir şey yapardı. Handikap kurardı. Rakibe pozisyon vermez. Orta sahada daha iyi top kurardı. Masaya oturmayı düşünüyor Fenerbahçe. Pioli istese de istemese de bu sefer kabul edecek gibi. Sebebi de şu oyuncu Allah'ınız kitabınız varsa bırakın beni Fener'e gideyim diyor. Yani Allah'ı kitabı olan bırakır. Ama Milan ateistse bir şey diyemem. mesela dünkü maça ilişkinde şunu söyleyeyim. İrfancan Can Kahveci hem penaltı aldırdı hocam. Hem de topu bayağı bayağı sürdü. Hani ikinci golünde bir nevi hazırlayıcılığını yaptı. Hani AAG yaptı. Anlatabiliyor muyum? Diyorlar. Haklısınız aslında. İrfan Can maçın adamı seçilebilir. Bir kardeşimiz hocam İsmail Kartal'ın konuşmasına baktığında sakatlar devreyi kapatmış olabilir diyor. Yok. Bak sakatlar iyileşti. Ciku'yu da. Hredi de oynatabilirsin. Ancak. Şimdi tam iyileşmeden oynatırsan bu sefer geçirdiği sakatlık döneminin iki katı daha beklemek zorundasın. Sonunda tam iyileşmesi lazım. Çağlar aradığını bulamadı. Salih Özcan hiç konuşmuyorum bile. Şartlar sonuna kadar zorlanacak. Çağlar da kulübüne baskı yapıyor. Fenerbahçe 11 Ocak 2024'te başlayacak devre arası transfer döneminde. 11 Ocak 2024'te başlayacak ya biz çoktan transfer duyumlarına başladık. Çünkü transfer ha 11'inde başlayacak o zaman 11'inde hemen çalışmaya başlayalım değil. Kasım'ın 15'inde başladı çalışmalar. Kasım'ın 24'ünden sonra hızlandı. 11'inden sonra arşa çıkar. İstersen sadece bir futbolcu transfer edecek ol. Aralığın 11'inden sonra felaket bir şekilde müthiş bir şekilde operasyonlar başlar. Benden söylemesi. Bilin arkadaşlar bunları bilmenizi istiyorum. Şimdi Salih Almanya'da Dortmund'da düzenli forma giyemiyor. Ama istedikleri para çok yüksek. Biz asla alamayız. Tabii ki de Mario Branco gibi bir isim var. Operasyon direktörü. Spor tip direktör, operasyon direktörü. Fark etmez hangi isimle konuşursanız konuşun. Ama bunun e, bir şeyi var. Bir durumu var. Ve bu durumdan bizim kurtulmamız lazım. E, Fenerbahçe'nin hani nasıl diyeyim size. Devre arasında takımı zorlaması lazım. Ben bir şey söyleyeceğim. Aslında bir, bir konuyu da hepiniz çok atlıyorsunuz. O konuya da değineyim. Tamam Edin Ceko'yu ben de beğeniyorum başlı başına hani güzel bir forvet kabul ama Batshuayi bence Edin Ceko'nun E harfi kadar bile yok. Bence Batshuayi konusunda bir şeyler yapmalıyız. Ya Batshuayi'ye Euro 2024'te oynamak istiyorsan kendine çeki düzen ver. iyi oyna demeliyiz. Ya da Batshuayi'den umudu tamamen kesmeliyiz. Ya daha net, daha Keskin açıklayamam. Daha ne diyeyim? Ya ben Edin Ceko'dan Batshuayi'ye düşmeyi Fred'den Zayt'sa düşmek gibi görüyorum. Fred'i çıkart. Zayt'sa oyna. Allah başladık gene diyoruz. Ceko'yu çıkar. Batshuayi'ye ilgili ben de aynı başladık gene diyorum. Umut Nair'in falan da ne kadar daha kötü durumda olduğunu da varın anlayın. Ya ben İsmail Kartal'a şu konuda da çok kızı bak. Mert Müldür hiç hazır değildi. Mert Müldür'ün de hazırlanması lazımdı. Hani burada ee, suç İsmail Kartal'ın maç kaybedilseydi yani maç kaybedilseydi tabii ki de birçok suçlu bulunurdu ama maç kazanıldığı için de hasır altı edilmesin. Ya Fenerbahçe'nin galip gelmek için artık kütür kütür oynaması lazım. Fenerbahçe'nin de sezonun başından beri bir özelliği var. Bir maçta çok kötü oynuyor. Ertesi maç bir bakıyorsun sahaya böyle yüreğini koyuyor. Ulan diyorsun geçen maçtaki bu muydu diyorsun. İnşallah inşallah hani milli ara yorgunluğundandır. Fenerbahçe'den Tuzla Spor'un iddialarına cevap. Şimdi ben bunu normalde hiç umursamam. Ancak burada konuşma sebebim şu. Murat Ağırel Cumhuriyet Gazetesi'nde Fenerbahçe'nin Engin Polat ve Dilan Polat'la yaptığı sponsorlukları bak Galatasaraylıların merak ettiği. Hani köşeye sıkıştır. Hadi dürüst gazeteci değil misin? Sıkıştır köşeye. Yaptığı sponsorlukları. Tuzla Spor Ali Koç hakkındaki paylaşımlarına dair bir yazı kalemi almış. Bak bu var ya bu şu demek. Hani Hodri Meydan. Galatasaray Hodri Meydan. Bak bizim saklayacak gidecek hiçbir şeyimiz yok. Sizin gibi değiliz demek. Çok güzel. Hani şirketler Fenerbahçe'ye sponsor oldu. Ali Koç paylaşımı falan filan. Cevaplarını aynen aktarıyorum diyor. Aldığım cevapları. Sponsorluk. Kaç sponsorluk anlaşması yapıldı? Bu anlaşmadan Fenerbahçe ne kadar para aldı? Dilan Polat, Engin Polat şirketleri. Dilan Polat markası ile kadın voleybol takımı Tay Tarkası sponsorluğu için 21 Temmuz 2023 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Akabinde Engin Polat Formen markası ile erkek voleybol takımının Forma Kol sponsorluğu için 28 Ağustos 2023 tarihinde sözleşme imzalandı. Tüm görüşmeler şirketlerin yetkili ajansı aracılığıyla gerçekleştirildi. İlave olarak Engin Polat Forma markası için 2023-2024 sezonunda ülke stadyumunda maç başı 1 dakikalık led reklamı kullanımına imkan veren bir reklam sözleşmesi. Dilan Polat için bir adet 2023-2024 sezonu futbol loca kullanım sözleşmesi mevcuttur. Peki Engin Polat Fenerbahçe kongre mi? Evet bir yıldır kongre Sözleşme hani mal varlıklarına tedbir konulmasına rağmen şirketlerin reklamları niye Hatay maçında saha kenarında yansıtıldı? Sözleşme kişilerin gözaltına alınmasından sonra yeniden değerlendirilmiş ve 3 Kasım 2023 tarihinde ihtarname gönderilerek sözleşmenin askıya alındığı ve idari makamlar tarafından yapılacak herhangi bir tebliğe kadar da sözleşmenin askıda kalacağı belirtilmiştir. Ardından hiçbir reklam faaliyeti gerçekleştirilmesi. Gerçekleştirilmedi. Olması gereken de bu. Tuzla Spor onursuz, şey, Onursal Başkanı Feyzi İlhanlı Ali Koç hakkında Lamine Diak isimli futbolcu Sonraki transferine ilgili sözleşme işte %30 pay falan filan. Hani arkadaşlar moda mod okumayın kısaca söyleyeyim. Bu iddia son derece mesnetsiz akıl dışı 14 Temmuz 2022'de Tuzla ile sözleşme imzalandı bu transfere dair. Ödemede yapıldı. Tuzla Spor'un bahsettiği sonraki zaten %30 pay taahhüdü gerçek değil. Sözleşmede 175 bin euroluk bir şey imzalanıyor. Ben kısacası şöyle söyleyeyim. Futbolcuyu Tuzla'ya alıyorsun. Bak Fenerbahçe Tuzla'ya alıyor veriyor. Diyor ki futbolcu sen de gelişirse ben 175 bin euroyu alırım. Satarım da. istediğim da satarım. Lamine Diak Tuzla'dan alındıktan sonra hani 175 bin euro veriliyor. Tuzla'dan alınıyor bon servisi. Çok iyi bir performans gösteriyor. Ardından 14 Temmuz 2022 tarihinde sözleşmesi yapılıp 25 Temmuz 2022'de Ankara gücüyle sözleşmesi yapılıyor. Ankara gücü de bu transfer için 350 bin euro ödüyor. Yani 175 bin euroluk bir kar var. 11 gün. Niye alındı? Niye satıldı? Futbolcu hoca istemedi. Diyor. Ee, aslında bak oyuncu yıldızlaşıyor ama hoca istemiyor. Köprü transferi olabilir mi? Köprü transferi olamaz arkadaşlar. Hani vergi kaçırması, yetiştirme bedeli, ihlali. Hani orada bir kaçakçılık olması lazım. Ya da aynı ligde olmaları lazım ki bir sıkıntı olması için. Bu yok. Mesela en büyük örneği Mergin Berisha. En yani büyük örneği. Yani Berisha 2 Temmuz'da Augsburg'a 4 milyon euroya transfer oluyor. 30 Ağustos'ta Hoffenheim'e 14 milyon euroya satılıyor. Bakın arada 2 ay var. Umut Nair transferi mesela. Eipspor 2 artı 1 yıllık sözleşme imzaladı. Mehmet Umut Nayiri Fenerbahçe'ye transfer etti ve bedel almadı. Karşılığında bir şey verildi mi? Mesela çok güzel bir soru bak. Hani Fenerbahçe'yi köşeye sıkıştırabilecek nitelikte bir soru. Fenerbahçe ile İYİP arasında Umut Nayır'ın transfer için imzalanan sözleşmede sabittir transfer bedeli ödenmemesi kararlaştırılmıştır. Bunun yerine Umut Nayır'ın Fenerbahçe'den başka bir kulübe satışından EYİP Spor'a %50 pay verilmesi taahhüt edilmiştir. Bunun yanında EYİP Spor'a ön alım hakkı da tanınmıştır. Bu ve buna benzer örneklerine çokça rastlanmaktadır. Yani EYİP atıyorum kafadan 250 bin euroya geri alabilecek Umut Nayır'ı. Anladınız mı? Bu da böyle bir anlaşma. Ben Mutluyum, huzurluyum. Niye? Ali Koç hiçbir sorunun altında kalmamış. Açık, net, şeffaf bir şekilde cevabı vermiş. Mesela Galatasaray Rise and Shine markasıyla çalışacak mı? O da Engin Polat, Dilan Polat'ın. Bunları da sormaları lazım. Uzun lafın kısası sevgili dostlar. Fenerbahçe adına şunu söyleyeyim. İyi gidiyor Fenerbahçe. Gayet başarılı gidiyor. Ancak Karagümrük maçında düşüş var. Fakat mental olarak şunu söyleyeyim. Sevgili Furkan'ın da dediği gibi kaybedilse 10 maç kaybetmiş hükmüne geçecek bir maçtı. Farklı kazanılsa 10 maç kazanılmış hükmüne geçecek bir maçtı. Rakip Fenerbahçe'yi iyi hazırlanmış. Çok iyi hazırlanmış hem de. Ve Fenerbahçe'nin kazanmak dışında başka çaresi yoktu. Kazandı da. Ben takım adına mutluyum. Çünkü niye? Haftayı rakibin galibiyetle kapatmışken hatta 4 farklı galibiyetle kapatmışken rakibin önemli değil isterse maçı satsın yani hiç mühim değil. 4-0 kazandı mı kazandı. O moral oldu mu oldu. Milli ara dönüşü böyle oldu mu oldu. Avrupa maçları öncesinde iyi bir moral yaptı mı yaptı. Rakibin böyle bir konudayken de kazanman lazımdı. 1-0 olsun bizim olsun maçları bunlar. Ben şunu söyleyeyim. Birisi bana diyecek ki Fenerbahçe arka arkaya 19 maçını kazanacak. Hepsini de 1-0 kazanacak. Kabul. 19 maç arka arkaya 1-0 kazanacak. Vallahi de kabul. Billahi de kabul. Yeter ki kazansın. Ama kötü futbol oynayacak. Lan bana ne? Bana ne kötü futbol oynayacaksa. Grupta iki tane maç kalmış Avrupa'da. Ondan sonra Türkiye Kupası'nda hadi bir tane araya sıkışsın. iki. İki tane sıkışmış olsun. İki de Avrupa'daki maç. Dört. On beş tane lig maçı arka arkaya. Bir tane Süper Kupa maçı. On dört lig maçı. 14 lig maçını kazanacak Fenerbahçe. 42 puan daha alacak. 34'ün üstüne 76'ya çıkacak. Türkiye kupasında üst turlara yükselmiş olacak. Avrupa'da gruptan lider çıkmış olacak. Süper kupayı da almış olacak. Vallahi kabul billahi kabul. Sonuçlara bakılmak lazım. Bak bu Fenerbahçe'nin şu anki durumu bir dua gibi düşünün. Hani Allah'tan bir şey istiyorsunuz. Diyorsunuz ki Allah'ım bana şunu nasip et. Cenab-ı Allah da size diyor ki bu dua eğer bunu kabul edersen başına iş alır. Vermiyor. Bu duanızın kabul olduğu gerçeğidir. Ya da diyor ki vereyim tamam al diyor. Ya da diyor ki bunun yerine şunu vereyim. Ya da diyor ki bekleteyim sonra vereyim. Hepsinde de duan kabul olmuştur. Fenerbahçe'nin olayında böyle bir dua düşünün. İnşallah Fenerbahçe şampiyon olur diyorsun. Ara gümrük başını böyle geçiyor. Öbür maçta patır patır oynuyor. 5 alttan atıyor. Öbür maç öyle böyle. Biz neticeye bakmalıyız. Hani hep kullandığım bir cümle var. Ligin 3. 5. 7. 10. 15. 20. haftasında lider olmanın hiçbir önemi yok. Sezon bittiği anda lider tamamlamak daha önemli. Ayrıca Fenerbahçe'nin bu sene o sene mi söylentileri var ya. Ben bu sene o sene mi diye ciddi ciddi artık şey yapmaya başladım, düşünmeye başladım. Sebebi de şu. Ulan her Trabzonspor maçından sonra biz darmadağın olurduk. Bu an kayıpları arka arkaya ligde 4-5 sıra birden aşağı inerdik. Şimdi tam tersine zirveye tutunduk. Hadi inşallah bakalım. Hepinize teşekkürler sunuyorum Bir beğeni çok görmeyin. Kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Görüşmek üzere.